سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنler, şerefli Müslümanlar. Hızlı bir akış içinde nihayet Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşamaktayız. Her saniye tükenen ömrümüz, sabun köpüğü gibi sönen ömrümüz nihayet Ramazan'ın son günlerine kavuşmuş bulunuyor. Ve Kadir gecesini de idrak etmiş bulunuyoruz. Ve değerlendirmeye çalışanlarla çalışmayanlar nihayet sabaha çıkmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak her şeyle beraber, her türlü noksanımıza, kusurumuza rağmen Rabbimiz, Mevlamız, sahibimiz, malikimiz, ümmeti Muhammed olarak, Müslümanlar olarak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin inşallah. Bugünkü dersimizde Ramazan'ın son haftasında bir nefis muhasebesi üzerinde duracağız. Yapılması gereken birkaç hususu da arz etmeye çalışacağız. Aziz müminler, Ramazan'da dikkat edilecek olursa tutulan oruçlarla bir takım yapılması helal olan, yapılması caiz olan, yapılması işlenmesi günah olmayan birçok şeylere karşı nehyedildik, sakındırıldık. Mesela Ramazan müddetince oruçluyken imsak vaktinden iftar vaktine kadar oruçlu olduğumuz esnada yemek ve içmek bize haram kılındı. Aslında yemek haram değil ki, içmek de haram değil. Kendi nikahlınızla, hanımınızla cinsel alaka kurmanız da haram değildi. Ama oruçluyken haram kılındı. Öz hanımınızla bile, öz ailenizle bile Ramazan'da temas kuramazsınız. Helal olduğu halde Ramazan'da haram kılındı. Mutfağınızda temiz yiyecekleriniz vardır. Oruç esnasında o temiz yiyecekleri, kendi kazancınızı bile yemek size haram kılındı. Ne demek bu? Helal olan şeylere bile, helal olan şeyler karşısında bile sizi Allah sakındırıyor, elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza hakim olmayı öğütlüyor. Ya haram olan şeylere yaklaşabilir misiniz? Helal olan şeylerden bile sakınmanızı istiyor. Helal olan şeylere bile dikkatle yanaşmanızı istiyor. Helal olan şeylerin karşısında bile sıkı durmanızı Allah-u Teala emrediyor. Ya haramlara karşı? Bakın ne mühim bir mana tecelli ediyor. Onun içindir ki Ramazan'ın dışında helal olan şeyler, yemek, içmek, kendi hanımıyla cinsel alaka helal olduğu halde Ramazan esnasında, oruç sırasında haram kılınmıştır. Bundan dolayıdır ki dışarıda Müslüman zannettiğiniz bir adamı, mesela şu sıralarda imsak iftar arası oruçlu olmamız gereken zaman içinde dışarıda Müslüman zannettiğiniz bir adam baksanız ki simit yiyor, baksanız ki yemek yiyor,
Baksanız ki sigara içiyor. Baksanız ki bir şey yemekle meşgul. O Müslüman bildiğiniz adama yaklaşıp da selam verseniz, Esselamu aleyküm deseniz, bu selamı veren Müslüman vallahi cehenneme müstahak olur. Niye? Çünkü o haram işliyor o herif. Oruç tutulması gereken dakikalarda oruç tutmuyor. Yemeyin dediği halde Allah o yiyor. İçmeyin dediği halde içiyor. Allah'a isyan ediyor, haram işliyor. Haram işleyen bir adama selam veren Müslüman cehenneme gider. Ya inceler incesi bir nokta. Sakın oruç yiyenlere selam vermeyin ha. Korkunç bir vebalin altında kalırsınız. Oruç yiyen, alenen, açıkta orucunu yiyen bir insan Allah'a isyan etmektedir. Allah'ın rahmeti o adamdan kaldırılmıştır. Ona selam verilmez. Oruç yemiş, oruç yeme tavrını kaldırırsa selam verebilirsiniz. O esnada selam veremezsiniz. O esnada haram işliyor. Daha böyle çok, yani hüküm olarak şunu arz edeyim. Haram işleyen bir adama haram işlediği esnada selam veremezsiniz. Haram işleyenlerin yanında oturanlara, onların yanından kalkıp ayrılmadıkça haram işleyenlerin yanında oturanlara da selam veremezsiniz. Mesela bir kahvehanede adam al kızı ver kızı papazı oyun oynuyor, iskambil oynuyor, tavla oynuyor, zar atıyor, domine oynuyor, oyun oynuyor. Ne yapıyor bu adam? Allah'a isyan ediyor. O Allah'a isyan ettikleri esnada o oyun oynayanlara hangi Müslüman selam verse cehenneme gider. Bir grup Müslüman da birkaç kişi de oyun oynamıyorlar, ellerine zar almamışlar, iskambil kağıdı almamışlar ama kafalarını aptal aptal uzatmışlar, seyrediyorlar. O seyredenlere de selam veren Müslüman cehenneme gider. Onlar da ortaktır çünkü. Er-rıza bil masiyyeti masiyyetün. Allah'a isyan edenin yanında olmak, ona razı olmaktır. Ona razı olmak da haramdır. Görüyor musunuz? Nasıl olacak Müslümanlar bizim halimiz? Yanında çıplak karıyla dolaşan bir adam. Af buyurun. Çıplak bir bayanı koluna takmış, gidiyor adam. Tanıyorsunuz, Müslüman zannediyorsunuz. O koluna taktığı kadının açık saçık olması, açık saçık dolaşması nedir İslam'a göre? Allah'a isyandır. Allah'a isyan eden bir kadını koluna takıp gezdiren bir adama vallahi selam verilmez. Harama ortaktır çünkü. Bunlar İslami meseleler, senin meselelerin. Ben sana söylüyorum bunu. İslam'a inanmayan bir adama bir şey söylüyor muyum ben? Senin meselen diye söylüyorum. Ve açıkça konuşuyoruz. Ve sık sık söylüyorum. Kardeşim, kardeşim, Allah'tan korkmaz mısın? Hazreti Muhammed'den utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını gidip de bir karpuz satın alacağın zaman kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp koltuğunun altına sokup evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş, ambalajı, o tabii ambalajı, yeşil kabuğu, soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim tozlanmıştır, efendim lekelenmiştir, efendim sinek düşmüştür, efendim inek yalamıştır, efendim pis olmuştur diye. Soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da şu kızını ve karını niye çırçıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Terbiyes herif! Neresi İslam senin bu hareketin? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? Terbiyesiz herifler bunlar. İslam terbiyesi almamışlar. Gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam İslam terbiyesi değil, gavur terbiyesi almıştır. Bitti. Seni giderse gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam'dan alacak.
o çıplak karıyı senin yanında Hazreti Muhammed görse, vallahi yüzüne tükürür senin. Ne Müslümanısın sen be? Kimin Müslümanısın sen? Efendim bir açık söyleyince, vay efendim falan hoca çok şey ediyor. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi? Ben her zaman söylüyorum, Müslümanlar erkek olunuz, ürkek olmayınız. Bir erkek var, bir ürkek var. Ben ürkek Müslümanı kabul etmiyorum, erkek Müslüman kabul ediyorum. Allah öyle diyor. Er-ricalu kavvamune alennisa. Erkek Müslümanlar karısını çıplak gezdiremez. Avrupa'nın karşısında boyun bükemem. Yavur Amerika'nın karşısında boyun bükemem. Fransız kim oluyormuş? Pis Fransız kim oluyor? Pis İngiliz kim oluyor? Pis İtalyan kim oluyor? Sen ondan terbiye alacak adam değilsin. Sen terbiyeni Hazreti Muhammed'den alacaksın sen. Kendine gel Müslüman. Kendine gel Müslüman. Erkek ol, ürkek olma. Ben size gerçekleri söylemek de vazifeliyim. İster misiniz ki karşınızda korkak bir hoca olsun? İster misiniz ki karşınızda miskin, pişkin, aptal bir hoca olsun? İster misiniz? Öyleyse gerçekleri söyleyelim. Açık konuşalım ne olur. Elin komünisti açıkça söylüyor söyleyeceğini, değil mi? Elin komünisti ne yapmak istediğini açıkça söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Müslüman ne söylemeyecekmiş? Bu topraklar Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. Yani bu memlekette kanunlar yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz. Sen böyle böyle söylemişsin. Gir içeri diye beni hapishaneye mi dolduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı, hani özgürlükçü demokrasi havarisi. Bir hoca biraz bir şey söyledi mi hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, jurnalci, dinsiz bir gazeteci. Eyvah falan filan elden gidiyor falan hoca şöyle konuşuyor, bu hocanın kellesini kesmeli diye o gavur gazeteci ihbar ediyor, hemen harekete geçiyorlar. Ne çirkin be! Bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksam, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksam neden çıkacağım ben bu kürsüye öyleyse? Niçin gerçekleri söylemeyecekmişim? Niçin hakikatleri söylemeyecekmişiz? Hocalara konuşma hürriyeti yok mudur? Kur'an'ı konuşma hürriyeti yok mudur? Hazreti Muhammed'i konuşma hürriyeti yok mudur? İslam'ı anlatma hürriyeti yok mudur? Kimi kandırıyorsunuz? Hani fikir hürriyeti? Hani vicdan hürriyeti? Hani Müslümanlara hürriyet? Pis bir gazeteci, pislik bir gazeteci, kafir bir gazeteci hemen jurnal ediyor. Toplayın, boğun, öldürün diyor. İslam'ın düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın Hazreti Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle, yarın görüşürüz Allah'ın divanında, müşrik gazeteciler, kafir gazeteciler. Görüşürüz yarın huzur-u mahşerde. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun, benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Gazetende yazdığın yazıyla beni imha ettirmeye getireceğini zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Kellemi kessen ömür boyu korkutulamayacaksın Müslümanlardan. Dinsiz gazeteciler, dinsiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam. Politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim. Her zaman senelerdir bu kürsüde size hitap ediyorum. Senelerdir size buradan hitap ediyorum. Günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik.
iğrenç bulurum, çirkin bulurum, utanç duyarım. Ama Müslüman olarak konuşuyorum. Benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kalktığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyor. Ben oruç tutarken oruç tutmayan politikacı, ben namaz kılarken namaz kılmayan politikacı, benim Ramazan'ımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı, seni sever miyim ben? Sana zerre hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Allah kahru perişan eylesin. Sevmem, hiç sevmiyorum onları. Ruhumda en ufak saygı duymuyorum. Efendiler, aziz müminler, millet olarak yaşayacaksak İslam inançlarına, İslami hükümlere saygı duymak zorundayız. Cumhur reisi de saygı duymak zorundadır, devletçisi de. Hepimiz. Nerede şimdi? Dün akşam Kadir gecesiydi. Kadir gecesiydi dün akşam. Devlet çapında bir hazırlık gördünüz mü? Ne hazırlığı vardı devletin Kadir gecesinde? Ama bir Noel gecesi, bir yılbaşı gecesi gelince bir ay evvelden devlet hazırlık yapıyor. O gece küskütüp sarhoş olup da serkeş olup da yolunu bulamayanlara telefon numarası veriyorlar. Gel ey devlet, beni evime götür servisleri kuruyorlar. Noel gecesi, gavur gecesine rağbet gösteriyor, Kadir gecesine göstermiyor. Vay senin gibi Müslümana, vay senin başındaki hayata. Sarhoşum gel servisleri kurulmadı mı? Yılbaşı, Noel gecesinde, gavur gecesinde sarhoş olup da arabasına binemeyen, evine gidemeyeni devlet polis tayin etti, telefon numarası verdi. Sarhoşum gel, beni evime götür servisleri kurdular. Kadir gecesine niye hazırlanmıyorsunuz? Kadir gecesine niye saygı duymuyorsunuz? Bunları zihninize şimşek gibi sorulması gereken sual olarak soruyorum sizin. Ya İslam'ın tamamına, ya hiçbir hususa. Efendiler, İslam'ın hayatımıza hakim olması lazım. Gecelerimize ve gündüzlerimize, kızlarımıza ve kadınlarımıza hakim olması lazım İslam'ın. Bugün çıplak dolaşan kadınlara vallahi İslam hakim değil. Sizin caddelerinize İslam hakim değil. Sizin sokaklarınıza İslam hakim değil. Üniversitenize İslam hakim değil. Eğitim sisteminize İslam hakim değil. İslam'ı getirmişler, getirmişler, camilerin içine mahkum etmişler. Caminin dışına çıkamıyorsunuz, İslam çıkamıyor. Niye anlamıyorsunuz bunları? İşte aziz ve asil Müslümanlar, bütün mesele İslam'ı yaşayabilmek, İslam'ı yaşayabilmenin hürriyetine sahip olmak. Ramazan ayında birçok faziletler, birçok üstünlükler şüphesiz ki elde ettik. Onları devam ettirmek borcundayız. Beni en çok şaşırtan şey şu. Şimdi bakıyorum da yaklaşan bir Ramazan bayramı var. Ramazan bayramı malum. Salı, çarşamba, perşembe. Bu bayram günlerine hazırlanması gereken Müslümanlardır. Oruç tutan Müslümanlar. Efendiler, orucu şöyle anlamak zorundayız. Şimdi hani bazı müesseseler kurs açıyorlar, kurs. Bir aylık kurs. 30 günlük kurs açıyorlar. Bu kursa katılanlar oluyor tabii, katılmayanlar oluyor. Kursa katılanlar 30 günlük kurs görüyorlar. Kursun bitiminde, kursun nihayetinde o kursu
başarıyla bitirenlere başarı belgesi veriyorlar ve bir de ziyafet çekiyorlar değil mi? Kurs, 30 günlük kurs. Katıldınız, kursun sonunda başarı belgesi alacaksınız ve bir de ziyafet verilecek size. Tıpkı bunun gibidir Ramazan. Ramazan ayı 30 günlük oruç tutmak suretiyle Allah'ın açtığı arştan arza gelen 30 günlük rahmani bir kurstur. Allah-u Teala kurs açıyor. Ramazan kursu, oruç kursu, ibadet kursu, Allah'ın kursu Ramazan. Kurs açıyor. Bütün Müslümanları kursa davet ediyor. Bu kursa katılanlar var, katılmayanlar var. Kursa katılan Müslümanlar 30 gün sonra başarı belgesi alacaklar ve Allah Ramazan kursuna katılan Müslümanlara bayram sabahı ziyafet çekecek. Kursa katılanların hakkı bu. E kardeşim, sen oruç tutmamışsın, namaz kılmamışsın, Müslümanların camisine gelmemişsin, teravih namazı kılmamışsın, secde seccade görmemişsin. Senin ne hakkın var bayrama hazırlanmaya? Tehdit senin! Sen kursa katılmadın. Kursa katılmayan adamın kursa katılanlara verilen ziyafete ne işi var? Şimdi bakıyorum, oruçsuz, namazsız, gusülsüz, abdestsiz bir sürü herif Ramazan bayramına hazırlanıyor. Ne çirkin değil mi? Ne çirkin değil mi bu? Bunlarda zerre kadar iffet olsa yapmazlar bu işi ya. Tenezzül etmiyorsun sen Ramazan'a oruç tutmaya. Niye bayrama tenezzül ediyorsun? Utanmıyor musun? Adam mısın sen yani? Bir Müslüman arkadaş o gün anlatıyor. Hocam diyor, oturduğum mahallede birisi var diyor. Kafir mi kafir herif. Ne Allah tanıyor ne peygamber tanıyor diyor. Mahallede, burada İstanbul'da. Peygamber tanımaz, ahiret gününe inanmaz. E Müslümanların orucuyla 20. asırda da akşama kadar aç kalınır mı be diyormuş. Böyle şey olur mu diyormuş lan. Böyle söylüyor ama hocam diyor, öyle alçak bir adam ki diyor, akşam bakıyorum da Müslümanlardan daha evvel Ramazan pidesini koltuğuna vurup evine gidiyor kain diyor. Bunlar utanmaz herifler bunlar. Bunlar maskara herifler bunlar ya. Böyle çok istismar var Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz. Adam hayatta Allah dememiş, Allahu Ekber hiç söylememiş. Ne cuma namazına gelmiş, ne camiye girmiş, ne tesbih çekmiş, ne seccadeye eğilmiş, hayatında din, iman nedir aramamış, sormamış, öyle bir adam ölür ölmez, ya Allah Şişli camisine. İstismar bunlar, pis istismarlar bunlar. Bu adam hayatta uğramamış camiye kardeşim ya. Niye hayatta uğramadığı yere götürüyorsunuz ya? Hayatta en çok nereye uğruyorsa oradan kaldırın cenazeyi. Mesela hayatta en fazla gazinoya uğruyordu. Gazinoya götürün, üzerine şarap dökün, kaldırın o cenazeyi. Niye sen adam hayatta camiye gelmediyse ölümce niye getiriyorsun ya? İstismar değil mi bu yani? İstihzadır, alay etmektir Müslümanlarla. Ah, şu Müslümanlar ne zaman uyanır ki? Şu Müslümanlar ne zaman işin farkına varır ki diye sabahlara kadar sancı çeken insanlar gibi ızdırap duyuyorum. Aziz müminler, Ramazan'da elde ettiğiniz hayru hasenatı, güzel huyları, güzel halleri, güzel yolları devam ettirin. Bazı sapık Müslümanlar görüyoruz. İyi veya kötü, az veya çok, Ramazan müddetince namaz mamaz kılıyorlar. Alacalı bulacalı namaz. Aslında namazın tabii angarya haline gelmesi hiçbir Müslümanın hayalinden geçmez, haşa. Ama neyse işte, 3-5 akşam namaza gelmiş, gelsin tabii. Onu camiden kimse kovacak değil. Geldin kardeşim, namaza alıştın az çok. Oruç da tuttun neyse, tesbih çektin, seccadeyi, secdeyi neyse yaptın. Bakıyorsun bu Müslüman, Ramazan boyu camiye geliyor, giriyor, görüyor, alıyor, veriyor. Ramazan çıkınca 11 ay camide görmüyorsun herifi.
ey mübarek Ramazan der gibi seninle buluştuk, görüştük, 11 ay sonra bir daha buluşmak üzere Allah'a ısmarladık ya. Ne çirkin adam bunlar. Ne hayırsız Müslüman bunlar. Allah'a kulluk borcunu senede sadece bir aya mı sığdırıyorsun sen? Allah'a kulluk borcumuz her saniye, günde 5 vakit namazla devam eden bir farizadır. Bırakabilir misin? Bunlar çirkin istismarlar. Müslüman gerçekleri bilmezse felakete gider. Müslüman İslam'ı anlamazsa mahvolur. Bugün Müslümanların hayatı vallahi perişandır. Çok perişan. Geçenlerde Fatih Camisi'nin avlusunda gördüm. Bir Müslüman hanımefendi çarşafa girmiş. Çarşaf çok güzel kapanmış, örtünmüş. Yanında da öyle çıplak bir kız var ki 15 yaşında. 15-16. Öyle bir çıplak kız. Merak ettim. Yanımda küçük bir yavru vardı. Gidip dedim şu çarşaflı hanımdan sor bakalım o yanındaki çıplak kız onun nesi oluyor? Sokuldu çocuk, sordu ve geldi. Hocam dedi, öz kızıymış dedi o çıplak kız dedi. Şu hale bak ya. Anası çarşaflı, kızı çıplak be. Böyle Müslüman mı olur Allah aşkına? Müslümanların perişanlığını gösterir bu. Bir Müslüman haramlarla, günahlarla burun buruna yaşayamaz. Bir Müslüman yaşadığı cemiyette fahişelerle burun buruna yaşayamaz. Ya fahişelerin ortadan kalkması lazım, ya Müslümanın ortadan kalkması lazım. Başka olmaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle yaptı. Mekke'yi terk etti, Medine'ye hicret etti. Niye Mekke'yi terk etti? Mekke'ye İslam'ı hakim kılamadı. İslam'ı hakim kılamayınca fahişelerle beraber yaşamamak için, faizcilerle beraber yaşamamak için, şirk ile, putlarla, putperestlerle beraber yaşamamak için Mekke'den çıktı, Medine'ye hicret etti. Sen ne biçim Müslümansın? Fahişeler, Aksaray'a iniyorsun, adım başı fahişe. Ramazan günü ayakta şarap içen bir sürü hergele. Öyle cemiyet olur mu ya? Ne Müslümanısın sen? Müslümanların yaşadığı cemiyette bir damla içki içilemez ve satılamaz. Senin yaşadığın cemiyette tekel bakanlığı kurulmuş, ahire billahi dolaşamaz. Olmaz böyle şey. İslam bütünüyle anlaşılmalıdır. İslam'ı bütünüyle telakki edeceksiniz. Ben namazımı kılarım, orucumu tutarım, burnumun dibinde şarap içen adama karışmam diyemezsiniz. Böyle bir zihniyet İslam'ın inkarı olur. Ve zaten kıldığın namazı da kaybedersin kardeşim, kaybedersin. Ne namazı? Zaman zaman ve sık sık söylüyorum. Hazreti Mevlana'mız şöyle söylüyor. Kaddesallahu sırrahul aziz. Büyük Mevlana. Müslümanların yaşadığı cemiyetin tamamına İslam ve Kur'an hakim değilse orada namaz gayesine ulaşamaz diyor. Kadir gecesi gayesine ulaşamaz. İslam tamamen hakim değilse. Hocam İslam Türkiye'ye tamamen hakim değil mi? Vallahi değil. Niye? Sadece camide işte. Bak camide burada bir isyan yok. Camide açık saçık yok, camide içki yok, camide çalgı yok, pislik yok, camide kumar oynanmıyor. İyi, cami iyi. Müslümanların cemiyeti aynen şu camideki gibi olacak. Her yerde bu olacak. Camiden çıkıyorsunuz yeni camide, merdiveninizin üstüne öyle bir çıplak kadın oturmuş ki apış arası görünüyor. Ne Müslümanlığı bu be? Ve siz yaklaşık da hanımefendi böyle oturamazsınız diyemiyorsunuz. Çünkü İslam hakim değil. İslam hakim değil. İslam hakim değil. Sen şekil Müslümanısın. Müslüman hakim olacak.
camide nasıl içki içilmiyorsa, cemiyetin her yerinde de içki içilmeyecek. Ona İslam cenneti denir. Camide nasıl çıplak insan bulunamıyorsa, caddenizde de çıplak bulunmayacak. O zaman İslam cemiyeti olursunuz. Ama şimdi cami ayrı, cemiyet ayrı. Caminin manzarası ayrı, çarşının manzarası ayrı. Cami Müslüman, çarşı kafir. Böyle cemiyet olur mu? Anlayın ne demek istediğimi. Ne demek istediğimi anlayın. İslam hakim olması lazım. Namaz kıl ama namazın gayesi, hedefi, manası ne? Mevlana öyle buyuruyor işte. İslam cemiyetinizin tamamına hakim değilse, sadece camide Allah diyor ve Allah'a itaat ediyorsunuz da, çarşıda, caddede de aynı itaati yaşayabiliyor musunuz? Yok. Öyleyse böyle bir cemiyette namaz kılan Müslümanların akıbeti ne oluyor? Mevlana şöyle bir misal vermiş. Camide Müslümanlar testiyi Ab-ı Kevser'le, Kevser suyuyla testiyi dolduruyor, çarşıya çıkınca testi deliniyor, topladığı o Ab-ı Kevser sokaklara dökülüyor. Yazık, boşa git. Ne demek bu? Şunu misal veriyor. Camide namaz kılan Müslüman sevabını kazanıyor, caddeye çıkınca, çarşıya çıkınca çıplak dolaşan bir kadının, af buyurun, başına ve bacağına bir saniye şehvetle bakarsa 40 günlük namazının sevabı hemen siliniyor diyor. Sizin cemiyetinizde namaz da olmaz. Kadir gecesi de vallahi olmaz. Kadir gecesinin kaynağı İslam'dır. İslam var mıdır sokaklarınızda? Kadir gecesinin kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Kur'an Türkiye'de tasdik ediliyor mu? Yok. Ortada Kur'an yok. Hangi Kadir gecesini kutluyorsun sen? Ne Kadir gecesi bu? Ya Kur'an-ı Kerim tasdik edilmiyor be. Kur'an-ı Kerim'in kendisi yok ortada. Ahkamı yok ortada. Ahlakı yok ortada. Kadir gecesinin kandilleri yanıyor. Uydurma kandil bunlar. Esas kandil biliyorsunuz Kur'an'dır. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun. Siracem Münira diyor Cenab-ı Hak. Siracem Münira. Ne demek? Işığını, nurunu, ziyasını Allah'ın yaptığı kandil Hazreti Kur'an'dır. Sizin minarenizde yanan kandillerin ışığını belediye, elektrik kurumu yakıyor. O basit bir kandil, fani bir kandil, geçersiz kandil. Daimi, ebedi, baki olan kandil Hazreti Kur'an'dır. Bu kandilin yakıcısı Allah-u Teala'dır. Nerede bu kandil? Kur'an kandili nerede? Hani Kur'an'ın tatbikatı? Çok korkunç. Müslümanlar horul horul uyuyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Dünya üzerinde Müslümanlar horul horul uyuyor, kafirler harıl harıl çalışıyor. Çok çirkin bir tablo bu tabii. Ama bütün de umutsuz değiliz. İslam cephesinde, dünya İslam sahnesinde büyük gelişmeler var. Büyük uyanmalar var. Büyük dalgalanmalar, çalkalanmalar var. Elhamdülillah. Her şeye rağmen tam yek nesak, yek vücut, mütecaniz, müttefik, müttehit bir cemaat değilsek de uyananlar var. Gençlerimiz var. Genç kız kardeşlerimiz var, uyanan, örtünen, kapanan. Ve mesela dün mübarek Kadir gecesi, ister hakiki olsun, ister mecazi olsun, camilerin bir kısmını şöyle seyr-ü temaşa ettiğimiz zaman gördük ki Allah-u Teala'ya hamdü sena olsun, muazzam bir gelişme var İslam'da. Böyle camiler doldu taştı. Gerçi mütecaniz, yani aynı cins, aynı kafada bir cemaat değiliz. Şimdi ben size şöyle bakıyorum, şu benim hitap ettiğim cemaatin tamamı aynı kafada değil. Kimisi faiz alıyor, kimisi faiz veriyor. Kimisinin karısı çıplak, kimisinin kızı çıplak. Yani alacalı bir cemaatiz biz yani. Sağlam bir cemaat değiliz, kusura bakmayın.
Hacılarımız da böyle, hocalarımız da böyle. Geçen gün bir imam arkadaş bana darılmış. Ya bu hoca demiş amma da ağır konuşuyor. Başver böyle hocam olur demiş ve bu bela demiş bana bak. O imamı buldum, gizlice araştırdım ki vallahi kızı karısı çırçıplak bu imamın. Terbiyesiz imam. Utanmaz herif imam. Kızıyor. Yani daha hocalar safında, hocalar cephesinde bile doğru dürüst İslam yok. Cemaat ne yapsın? Parça purça. Cemaat demek aynı ipe sıralanmış tesbih taneler demek. Tesbih var ya tesbih. Bir dini şahsiyetin, bir dini liderin etrafında tesbih taneleri gibi tevhidin ipine sıralanmış bir cemaat lazım. Yek vücut bir cemaat. Birisinin başına bir iş geldiği zaman hepsinin yüreği kan ağlayan bir cemaat. Böyle bir cemaat yok şimdi henüz. Gerçi uyanma var, toparlanma var, güzel ama henüz yek vücut bir cemaat yok. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Şurada kendini bilmez bir adam çıksa da in hoca aşağı, in, in o. Ve gasp etse, kahretse, gazap etse, beni bu kürsüden indirse, götürüp efendim birisinin eline teslim etse, şu caminin içinde %2, %3 insan ancak çıkar takip eder diyor. Gerisi Allah belasını versin. Aman neme lazım diye kaçar gibi geliyor bana. Neden bu? Yek vücut bir cemaat değiliz. Birbirimizi henüz iyice tanımıyoruz. Birbirimize sımsıkı bağlanmış değiliz. Kimisi menfaatle bağlı, kimisi siyasetle bağlı, kimisi parti fırtığıyla bağlı. Tevhidin ipine sımsıkı bağlanamamız. Yek vücut bir cemaat değiliz. Felaket burada. Ama inşallah bu boşlukları dolduracağız. Sağlam bir cemaat olacağız. Aynı ilahi nizama, aynı İslami ahkama gönül veren, yeryüzüne İslam'ın hakim olmasını isteyen, sayısız şartsız İslam'a gönül veren, pazarlıksız Müslüman, pazarlıksız Müslüman, tereddütsüz Müslüman, yekvücut Müslüman, İslam'a bütünüyle inanmış Müslüman, bir topluluk haline geleceğiz inşallah Teala. Mutlaka boşluklarımızı dolduracağız, birbirimizi daha çok tanıyacağız, birbirimizin derdiyle, davasıyla daha çok ilgileneceğiz ve birbirimize bağlı, sımsıkı bağlı bir İslam toplumu haline geleceğiz. Ehli küfür bizi paramparça etmişlerdir. Delik deşik etmişler Müslümanları. En fazla da kadınlarımız ve kızlarımızla bizi mahvetmişler. Bakıyorsun Müslüman 5 vakit namazında sakal da bırakmış, Beytullah'a da gitmiş ne güzel, tertemiz. Bir de evine gidiyorsun ki evindeki hayat aynen gavur hayatı adam. Kız çırçıplak, oğlan züppe, kız hoppa. Asmış oraya çıplak kadın resmi. Akşam oluyor efendim çayını yudumlayıp televizyonun aynasını açıp aşk gemisini kızıyla beraber seyrediyor. Rezil etmişler Müslümanları. Kafir Avrupa, Avrupa kültürü, Avrupa emperyalizmi Müslümanları delik deşik etmişler. Ahlaken çökertmişler. İnancını çökertmiş. Bakıyorsun 5 vakit namazında Müslüman hacı hoca iyi, faiz alıyor be, faiz yeri. O da oradan delik deşik olmuş. O da oradan kafirin kurşununu yemiş. Yara almış. Yara almayan kimse yok içinizde. Ben de dahil. Ben de yara alıyorum. Bu sistem, bu rejim, bu pis hayat beni de yaraladı. Hepimizi yaraladı. Sağlam İslami bir dünya kalmadı. Sağlam İslami bir dünya kalmadı. Delik deşik etti bizi bunlar. Ama tedavi olunmamız lazım. Kur'an eczahanesinde kainatın tabibi doktoru Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın eliyle tedavi olunmamız lazım. Bunların açtığı yaraları sarmamız lazım. Çabuk iyileşmemiz lazım. Çabuk toparlanmamız lazım. Çabuk İslamlaşmamız lazım. Gün geçiyor. Hayat her gün aleyhimize çalışıyor. Aziz ve asil kardeşlerim, böylece bu noktaya geldikten sonra Ramazan'da elde ettiğimiz bütün hakikatleri kaybetmeden devam ettirmek borcundayız. Bilhassa mali mükellefiyetlerimizi ihmal etmeyelim. Mali mükellefiyetler Ramazan'da zekat ödemek, sadakayı fıtır ödemek. 2 mühim mali mükellefiyetimiz var. Allah'a karşı tabii. Birisi zekat, öbürü fitre. İkisinin de hesabını yapacaksınız. İhmal etmeyin.
zekat ile namazın arasını ayırmayın. Yani namaz kılıp da zekat vermeyen Müslüman olmayın. Bakın Hazreti Ebubekir Sıddık'ın bir yeminini söyleyeyim size. Yemin, yemin ediyor. Vallahi le'ektülenne men ferraka beyne salati ve zeka. Vallahi diye yemin ediyor Hazreti Ebubekir Sıddık. Allah'a yemin ederim ki namaz kılıp da zekat vermek istemeyen Müslümanlarla dövüşürüm, onların başlarını keserim, diyor. Ebubekir Sıddık söylüyor bunu. Bukhari-i Şerif'te bu. Vallahi le'ektülenne, mutlaka katlederim, mutlaka öldürürüm, mutlaka dövüşürüm. Men o kimse ki ferreka, tefrik ediyor, ayırıyor. Beyne salati ve zekati, namaz ile zekatın arasını ayırıyor. Ben namaz kılarım ama zekata kulak asma, zekat mühim. Zekatı fazla kurcalama diyor hocam. Zekatı fazla kurcalama diyor. Böyle bir Müslümanlık olmaz tabii. İslam toplumu beraber mütalaa ediyor. Zenginiyle, fakiriyle İslam toplumu bir bütün olacak. Bugün parça parça bir toplumuz. Türkiye'de ne kadar fukara, işsiz, fakir insan varsa hepsi devlete düşman şimdi. Ve bütün zenginlere düşman. Yeknesak bir toplum değiliz. Çünkü zengin zekatını vermiyor. Caddenin ortasında bir zenginin dükkanı soyulurken öbür tarafta fakirler, fukaralar, hamallar, zavallılar oh olsun, oh olsun kerataya. Zaten bize zekat vermez diyorlar. Böyle bir cemiyet olmaz. Yek vücut bir cemiyet olacak. Zekat vermeyen bir cemiyet İslam kardeşliğini kuramaz. İslam kardeşliğiymiş. Çıkıyor bir takım politikacılar, efendim kardeş olalım, barış olsun, kardeşlik olsun. Bir zengin zekat vermezse fakire, orada kardeşlik değil, kalleşlik olur. Öyle şey olur. İslam bir bütün olarak cemiyeti mütalaa ediyor. Fukarayı öne alacaksın. Sen evvela kendi menfaatini öne alıyorsun. Fukarayı önüne alacaksın, onu muhtaç olduğu çemberden kurtaracaksın. Kardeşlik budur. Köprü kurulacak. Bundan dolayıdır ki İslam hukukunda zekatın çok büyük önemi var. Bakınız mesela ödenmesinde bile öyle ince bir nokta mütalaa edilmiş. Zekatı öderken bile hususi şartları var. Hanefi mezhebine göre zekatı fakire verirken usul başka, Şafii mezhebine göre usul başka. Bakın, Hanefi mezhebini biliyorsunuz diye söylemiyorum. Şafii mezhebinin fakire zekat verme şeklini söyleyeyim. İmam-ı Şafii diyor ki, bir Müslüman zekatını çıkaracak. Diyelim ki 1 milyon lira paran var senin, zekat düşüyor 1 milyon liraya. 1 milyon liraya ne kadar zekat düşer, ne kadar zekat düşmektedir? 25 bin lira. 1 milyon liranın zekatı %2,5'tan 25 bin liradır. İmam Şafii diyor, Şafii mezhebinin büyük müştehidi, müthiş alim İmam Şafii. Bu 25 bin lirayı kağıt para olarak, banknot, kağıt para olarak götürüp fakire veremesin diyor. Kağıt para, fakire veremesin. Ya ne yapacaksın? Gideceksin bir kuyumcuya diyor, bir kuyumcuya gideceksin, 25 bin lirayı kuyumcuya vereceksin. Kuyumcu da 25 bin liraya kaç gram altın geliyorsa sana altın verecek, getirip fakirin avucuna altın vereceksin diyor. Niye? Derdi ne? Davası ne? Efendim kağıt parayı akşam fakirin avucuna koyarsın, sabahleyin para değerini kaybeder, fakir zarara uğrar diyor. Ya İslam inceler incesi düşünmüş her şeyi. Bugün Türkiye'de paranın değeri görüyorsunuz yani, para diye bir şey kalmaz. O gün bir baktım sabahleyin gazetelere, pis gavur Amerika'nın bir doları bizim 80 liramız olmuş. Yazık, ne yazık. Tarihin şu büyük devletine, şu büyük milletine bakın, hayatlar altında eziliyor. Para değer kaybediyor. Zaten Türkiye'de her şey değerini kaybetti. Türkiye'de değer kaybetmeyen bir şey var mı? Bana sorsanız ki, hocam, dünyada insanın en ucuz olduğu memleket neresidir diye
Türkiye'dir derim. Dünyada insanın en ucuz olduğu yer Türkiye. Çeken çektiğini öldürüyor. Tavuk öldürür gibi. Ağaç kırar gibi. Hayatlar o kadar ucuz ki kimse caddede dolaşırken neye uğrayacağından vallahi emin değil. Kimse dükkanında otururken kapıdan giren adamın anarşist mi, müşteri mi, canının müşterisi mi, malının müşterisi mi olduğunu kestirmekten emin değil. Türkiye'de her şey değerini kaybetti. Parlamento bütün değerini kaybetti. Milletvekilleri hepsi değerini kaybetti. İtimadımızı kaybetmişlerdir. Hiçbirisi itimadım yok benim. Millet boğulacak, millet çatlayacak, millet kahrolacak, onlar keyfini sürecek. Adı da milletvekili. Hangi milletin vekilisiniz siz? Her şey değerini kaybetti. Tabiatıyla para da değerini kaybediyor tabii. Para da değerini kaybetti. İzzet, namus, her şey değerini kaybetti. Şu sokakta çırçıplak kolunu, bacağını, af buyurun baldırını, çırılçıplak etini, vücudunu, derisini, deri reklamı yapıyorlar, deri reklamı. Etinin reklamını yapıyor. Vücudunun satışını yapıyor çıplak kadın. Bu çıplak kolların, bu çıplak sırtların, bu çıplak bacakların kasap dükkanında asılı sığır etinde ne farkı var? Değerini kaybetmiş namus, iffet, haya. Hepsi mahvolmuş gitti. Allah-u Teala İslam nizamıyla yeniden değerimizi bulmayı nasip eylesin inşallah. Ezan okundu, keseyim. Tabi halimiz dermanımız da kalmadı. Ramazan boyu her gün 3 saat, 4 saat konuşa konuşa akşamları yatağa girerken Müslüman kardeşlerim vallahi göğüs kafeslerim ağrıyor. Duanızı rica edeceğim inşallah. Haftaya zaten bayram oluyor. Haftaya cuma günü bulunmayacağım. Senelik izinimi alacağım. Şöyle bir müddet dinleneceğim. Beni mazur görün. Eksiğimizi, noksanımızı affedin. Haklarınızı bağışlayın inşallah. Bayramdan sonra şöyle 20-25 gün bir dinleneceğiz yani. İyi bir dinleneceğiz inşallah. Ondan sonra yeniden çıkacağız ortaya. Yeniden toplanacağız. Biiznillahü teala İslami konuları gözümüzü kırpmadan devam edeceğiz. Biiznillahü teala. Böylece keseyim. Ama pazar günü Şehzade'de bulunacağım yine. Tabii yarın değil, bugün oradayız. Şehzade başı biliyorsunuz. Böylece bitti. Şimdi aziz kardeşlerim bir de bu içinde namaz kıldığımız cami-i şerifin halıları, bütün bir caminin tamamına halı sipariş edildi. Daha evvel de söylenmişti biliyorsunuz. Bir de caminin tabanına parke döşenecek. Mühimce bir işin altına girmiş bulunuyorlar. Ve tabii yardımınıza büyük çapta ihtiyaçları var. Dışarı çıkarken yardım etmeden çıkmayın inşallah. Allah-u Teala cümlemizi ve cümlemizin hayru hasenatını dergahında kabul eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyoruz, bizi kulluğuna kabul eyle. Bahusus Ramazan-ı Şerif'in içinde yakinen tanıdığımız Müslüman aileler, yakinen bildiğimiz temiz insanlar ve umumen bütün mümin kardeşlerim Kur'an okudular, hatim yaptılar, hatim okuttular ve Kur'an hatimleriyle meşgul oldular. Ya Rabbi isim isim saymaya lüzum yok. Bütün bu kardeşlerimizin hatimlerini, Kur'anlarını, gayretlerini, bütün hasenatını dergahında kabul eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a uyanmak nasip eyle ya Rabbi. Bu akşam Kadir gecesinde gökyüzünde hilal ile yıldızın bir araya gelişi gibi yeryüzünde, gökyüzünde yepyeni bir tecelli halinde yıldızla hilal bir araya gelişi gibi şu Müslümanları da Kur'an ile bir araya gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle ya Rabbi. İdaremizi, idarecilerimizi Kur'an-ı Kerim'e mecbur eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Her türlü felaketlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Her nefesimize kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve
eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.